İyi günler değerli öğrenciler. Bu dersimizde sizlere insan kaynakları yönetimi kavramı ve insan kaynakları yönetimi kavramının içerisinde yer alan örgütsel boyutlu işlem ve fonksiyonları anlatmaya çalışacağız. Bu kapsamda baktığımızda öncelikle ilk olarak insan kaynakları yönetimi nedir sorusunun önemi üzerine durmak lazım ve tanımı üzerine durmak lazım. Belki birinci sormamız gereken soru şudur. İnsan bir kaynak mıdır? Eğer evet ise ne tür bir kaynaktır? Yani bir örgüt için ne tür bir kaynak özelliği taşımaktadır? Sorularını sormak gerekmektedir. Bu kapsamda baktığımızda Özellikle bugün yöneticilerin örgütsel amaçlara ulaşmaya çalışması kaçınılmaz bir gerekliliktir. Çünkü yönetimin tanımını daha öncelerde yaptığımız gibi yönetim örgütsel amaçlar doğrultusunda örgütteki insan kaynaklarını, nedir insan kaynakları deyince ikiye ayrılıyor, maddi ve manevi kaynaklar diye örgütteki kaynaklar özür diliyorum ikiye ayrılıyor. Maddi ve manevi kaynaklar özellikle bu manevi kaynaklar kısmında önümüze insan kaynağı çıkıyor arkadaşlar. İnsanın nasıl kaynak olduğu sorusu insanın bilgisi, becerisi, tutumları, motivasyonu, ilgisi ve örgütün amaçlarını gerçekleştirme yönündeki çabaları insanı kaynak olarak önümüze sunmaktadır değerli öğrenciler. Özellikle burada insanın dışında para, malzeme, yer, zaman gibi kaynaklar yani personel olarak daha önce bakılıyordu takdir ederseniz. Bütün bu kaynaklar ne yapıyor arkadaşlar? Örgütü amaçları doğrultusunda etkileyerekten, birleştirerekten, bütünleştirerekten ve yönlendirerekten örgütün hem öznel amaçlarını hem de içinde yer aldığı sistemin amaçlarını gerçekleştirme, nasıl gerçekleştirme, etkili olarak gerçekleştirme yönünde bu kaynakları yönlendirmeye çalışmaktadır değerli öğrenciler. Özellikle personel yönetimi kavramından insan kaynağı terimine doğru 1970'lerle başlayan ve günümüzde de artan bir bakış açısı değişimini görmekteyiz. İlk önce bilimsel yönetimden, sonra insan ilişkileri, sonra personel yönetimi ve bugünümüzde de insan kaynakları yönetimi kavramına doğru geçtiğimizi görmekteyiz. Şüphesiz bu anlam değişimi toplumsal değişimle ve toplumun insana ve örgütlerdeki çalışanlara bakış açısını ve onların fonksiyonlarının ve örgüte olan katkılarının değişimiyle de ilişkili olarak da ifade edilebilir. İlk önce tabii bu kavramı açıklayabilmek için bilimsel yönetimi kısaca hatırlamak lazım. Özellikle bilimsel yönetim yaklaşımı Frederick Taylor'ın arkadaşlar ortaya koyduğu bir yaklaşımdır. Ve özellikle bu yaklaşım verimlilik artışına yönelik olarak çalışanların ve üretim sürecinin sıkı bir şekilde denetim altına alınması gerektiğini öngörmektedir. Taylor örgütsel sorunlardan ziyade verimlilik üzerine eğilmişti ve bu noktadanın analizinin insan kaynağını analiz etmekten geçtiğini söyleyebiliriz. Ve bilimsel yönetimde bütün her şeyin standartlarının oluşturulması ve bilimsel olaraktan bu standartlara dayalı olaraktan bir ölçme ve değerlendirme sisteminin oluşturulması gerektiğini ve kayıtların da oluşturulması gerektiğini ve eğer bunları yaptığımızda insanı da bu sistemin bir makinenin bir dişlisi olarak görmekte ve herkes o dişlideki görevini yaptığı takdirde makina mantığıyla sistemin işleyeceğini ileri sürmektedir. Burada tabii ki insandan ziyade insanı bir araç koymakta, insanın duyguları, düşünceleri ve gibi sosyal ve duygusal yönlerini biraz yok saymaktadır. Yine devamında Henry Fayol'da bilimsel kuralları sadece çalışanlarla sınırlamanın ötesinde işin içerisine yöneticileri de katmış ve bu amaçla işletme ile yönetim faaliyetlerini de analiz ederekten
yöneticilerin de örgütteki rol ve fonksiyonlarını tanımlamaya ve standart hale getirmeye çabalamıştır ve örgütteki yönetimi de bir süreç olarak tanımlamış ve süreçleri de aşamalarıyla ayrıntılı biçimde açıklama çabasına girişmiştir. Ondan sonra özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında ve özellikle 60'lardan sonra ortaya çıkan insan ilişkileri yaklaşımı, ki bu yaklaşımın köklerine baktığımızda değerli arkadaşlar, özellikle insan ilişkileri yaklaşımının köklerinin 1929 bunalımının öncesindeki Amerika'daki bunalıma dayalı olduğunu görüyoruz. Orada yapılan Hawthorne araştırmaları yine bunun köklerini oluşturmuştur değerli arkadaşlar, ki bunu yönetim dersinde zaten işlemiştiniz, ama kısaca hatırlatacak olursak bu insan ilişkileri yaklaşımı çalışanların performanslarını daha yukarıya atabilmek için ışıklandırma, fiziki yorgunluk, teşvikli ücret sistemi ve benzeri değişkenler doğrusunda analiz etmeye çalışmıştır bu araştırmalar yoluyla, ki Amerika'nın Ohio eyaletinde Hawthorne kasabasında bu şeyleri yapmıştır. Ve örgütsel davranışı belirleyen psikolojik ve toplumsal etkenler üzerine eğilmişlerdir. Bu kapsamda baktığımızda değerli öğrenciler, Hawthorne araştırmaları ile bunları araştırmayı hedeflerken ortaya grup dinamiği ve sosyalleşme denilen bir kavramın ortaya çıkmasını ve çalışanların eğer değer verilmediği takdirde örgütse performansı yukarı atmanın mümkün olmadığını tespit etmiştir. Çalışanlarla burada mülakatlar ve üretim sürecinde çalışan doğrudan gözlenmesi yoluyla çalışanların birbiriyle karşılıklı etkileşimleri sonucunda şekillenen bir grup yapısı ve grup kültürü kavramlarını geliştirmişlerdir, ki bu yaklaşım neoklasik kuram olarak da önümüze çıkmıştır değerli öğrenciler. Daha sonra gelişen hususlarda özellikle personel yönetimi kavramı ortaya çıkmış. Personel yönetimi kural, prosedür ve normlara dayalı olarak geleneksel yönetim anlayışında yer almıştır. Ağırlıklı olarak bürokratik yaklaşımların ve temel standartların ön plana çıkarıldığını görmekteyiz. Burada belgeleme, dosyalama, arşivleme yoğunlaşırken arkadaşlar, endüstrileşme ilişkilerinde yaşanan gelişmeler sonucu sosyal hakların da bir kayıt altına alınması ve personelin olarak çalışan örgütte insanların da buradaki hak, özlük hakları, sosyal haklar ve diğer her şeyin aynı şekilde bilimsel yöntemin gereği olarak belli bir kayıt altında ve belli bir sistematiğinin oluşturulması gerektiğini belirtmiştir. İşe alım işlemlerinden devamsızlıklara, işe geç kalmalardan hastalık, kaza sonrası tutulan rapor, disiplin sorunlarına kadar bütün her şeyin dosyaya dayalı bir bürokratik sistemle kontrol altına alınmasını ve buna göre hakların verilip verilmemesinin tespit edilmesini savunmaktadır. İnsan kaynakları yönetimi ise arkadaşlar özellikle 80'lerden sonra daha da önem kazanmaya başlamış ve yeni bir trend olarak önümüze çıkmıştır. İnsan kaynakları yönetimi her şeyden önce rekabette stratejik bir unsur olarak kabul edilmeye başlanan insana ve insan odaklı bir yönetim anlayışına dayanmaktadır. İnsan kaynağının üretime yönelik diğer kaynaklarla birlikte nasıl sağlanacağına, nasıl istihdam edileceğine, nasıl yönlendirilip motive edileceğine ilişkin kavramsal bir çerçeveyi sunmaktadır. İşletmelerin amaçlarını en etkin bir şekilde gerçekleştirmelerini ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerini öngörmektedir. Bunu yapabilmek için de insan denilen unsura değer verme, insanın değerlerine önem verme bu ve insanı sadece belli bir makinenin ya da sürecin ya da standardın parçası değil, insanı motive edecek şekilde sürecin bir parçası olarak ve sürece dahil edilmesi gereken bir unsur olarak ele almaktadır değerli arkadaşlar. İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili olarak tanımlamaları incelediğimizde şu tür tanımlamalara rast gelmekteyiz. İnsan kaynakları işletmenin ihtiyaçlarına uygun özellikte ve sayıda personeli sağlama, çalışan personeli geliştirme, personelden en verimli şekilde yararlanma ve değerlendirme,
personelin geçimini, ihtiyaçlarını, devamlılığını sağlama işlemlerinin tümüne insan kaynakları yönetimi denir. İnsan kaynakları yönetimi etkin iş gücünün oluşturulmasında da önemli rol oynamaktadır. Yine insan kaynakları yönetimi, organizasyonun belirlemiş olduğu amaçlara ulaşmada, insan kaynaklarının etkin ve verimli ve doğru bir biçimde kullanılmasını sağlamaktadır. İnsan kaynakları yönetimi, herhangi bir çevre ve organizasyonda, insan kaynaklarının çevre, birey ve organizasyona faydalı olacak biçimde, yasalara uygun olarak, etkin bir şekilde yönetilmesini gerçekleştiren çalışmaların ve fonksiyonların tamamı olarak değerlendirilmektedir değerli arkadaşlar. Yani burada da ifade edildiği gibi örgütün amaçları var ve bu amaçları ne yapmak istiyoruz arkadaşlar? Sadece ve sadece işini sıradan yapan bir insan değil, o iş için kendini adayan, kendi o amaçlara odaklanan, o amaçlar doğrultusunda hem örgütün hem de bireyin kazanımını dengelemeye çalışan bir yaklaşımı simgeliyoruz. Yani burada bir anlamda kazan mantığının da devreye girdiğini, yani zorunlu rutin olduğu için çalışmak yerine arkadaşlar hem kendisini hem de sistemi hem de örgütü en üst verimlilikle geliştirmeyi hedefleyen bir bakış açısını simgelemektedir insan kaynakları yaklaşımı. Yine baktığımızda insan kaynakları yönetimi iş ortamı bünyesinde bireyin işe alımıyla başlayarak işe uyum eğitiminin verilmesi, ücretinin ayarlanması, hukuki anlamda iş yeriyle olan bağı, performans ve verimlilik değerlendirilmesine, sosyal ve maddi boyutlu tüm ihtiyacın karşılanması ve nihayet işten ayrılma sürecine kadar olan bütün aşamalarda iş ve işlemleri insan odaklı gerçekleştirilmesini savunan bir bakış açısı olarak ifade etmektedir. Yine genel olarak da bakıldığında insan kaynakları yönetimi, işletmedeki personelin etkin bir şekilde yönetimi sağlamak için geliştirilen tutarlı ve stratejik bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir değerli öğrenciler. Yani insanı kaynak olarak görmek demek, daha önceden insanı sadece makinenin bir dişlisi olarak görmek demekti. Yani o dişlinin gerektirdiği iş ve işlemi, görevini gerçekleştirdiğinde o insan onun karşılığında neyi hak ediyorsa onu alacaktır. Yani parasal ya da ödül olarak karşılığını alır. Ancak yeni yaklaşımda insan sadece makinenin dişlisi değildir. Aynı zamanda o makinenin işlediği yerin de bir parçasıdır. İnsanın yaşamı orada geçmektedir. İnsan bir işi yapıp yaptığı işin karşılığında sadece maddi gelir elde eden değil, aynı zamanda insan kaynakları yaklaşımına göre yaptığı işi yaptığı süreç içerisinde insanın yaşamı geçmektedir. Yani bu yüzden de insan kaynakları yaklaşımına göre insan bir değerdir ve yaşamaktadır o sürecin içerisinde. Öyleyse bu değere maksimum önem vermek zorundayız. Ve bu değeri örgüt içerisinde tutabilmek için, onu orada etkili yönetebilmek için örgütsel amaçlar doğrultusunda harekete geçirmek ve o sürecin gerçekleştirilmesinde o insanların potansiyellerini tanımak ve tanıdığımız bu potansiyelleri, yani hem işe alım sürecinde hem de ondan sonra örgütsel ve bireyin amaçlarıyla dengeleyerekten en etkin bir biçimde gerçekleşmesini sağlamaktır. Böylece birey hem yaptığı işten zevk alacaktır, hem de yaptığı işle örgüte yeni değerler katacaktır. Kendisine ait olan bilgi, beceri ve tutumları da örgütün ve sistemin gelişimine dahil edecektir. Böylece insan burada bir sıradan bir makine dişlisi olmaktan çıkarılıp o süreci yürüten, o süreçte sorunları gören, o sorunlara da çözüm önerileri sunabilecek bir birey haline gelecektir. Yani hem sürecin bir parçası, hem sürecin görevini getiren, hem de süreçteki sorunları çözen pozisyona geçecektir değerli arkadaşlar. Yani hem sorunun bir kaynağı, hem de sorunun bir çözümünün de bir parçası pozisyonuna gelecektir insan kaynakları
yönetimi mantığında. Böylece birey kendinden bir şeyler bulduğu için de o örgütü daha fazla benimseyecek, karar süreçlerine daha fazla katılabilecek, örgütünün gelişmesi için de maksimum düzeyde çaba harcayabilecektir değerli arkadaşlar. Böylece örgütsel etkinlik ve verimlilik de maksimum düzeylere çıkarılabilme şansı bulunacaktır. Evet, burada da gördüğünüz gibi personel yönetimi dediğimizde bir dişlinin çarkı içinde oluyor, onun gereğini yapıyor ve karşılığını ödül cezasını alıyor. Ancak yani biraz da aslında personel yönetimi baktığımızda davranışçı kuramın bir sonucu gibi görülmektedir. Ancak insan kaynakları insana özüne, insanın potansiyellerine, insanın yaptığı işe katkı verebilme şansını doğurmaktadır. Bu yüzden hem sürecin başlangıcında hem de sürecin içerisinde hem de sürecin sonucunda insanın bir değer olarak yer alması, kendinden bir şeyler katabilme şansının yer alması, insanın görüşlerinin önemsenmesi, insan kaynakları yönetimi mantığını getirmiştir. Değerli arkadaşlar, bu kaçınılmaz bir gerekliliktir. Çünkü artık insan sadece orada bir dişli olarak o makinedeki işi yapan değil, aynı zamanda o bulunduğu süreç içerisinde orada yaşayandır. İnsanın yaşamının geçtiği yerdir. Belki de insan orada bulunduğu süreçte diğer yaşamın parçalarından daha çok zamanını harcamaktadır. Bu yüzden eğer insanın kendini ifade edebilme şansı veriliyorsa bu yaklaşım insan kaynakları yaklaşımı olarak önümüze çıkmaktadır. İnsan kaynakları yönetiminin önemi nedir diye bakacak olursak, insan kaynakları kavramının günümüzde kullanım alanı, bu kavrama verilen önemin bir göstergesi olarak yaygınlaştığını açıkça ifade edebiliriz. Bunun sonucu olarak geleceğin yönetim anlayışının şöyle şekillendiğini ifade edebiliriz. Böyle bir yönelimin geçmişteki insan ilişkileri yaklaşımı olarak bilinen yönetim anlayışından farklı olarak yöneticilerin örgütteki insanları dikkate alarak örgütü insanlarla birlikte yönetmeleri, hatta her insanın kendi kendini yönetmesi gerektiğini kabul eden bir yaklaşımdır. Yani burada da ifade ettiği gibi artık insan kaynakları yaklaşımı davranışçı kuramdan humanist kurama geçişi de simgelemektedir. Humanist kuramda her birey uniktir, her birey özeldir, her bireyin kendine ait potansiyelleri vardır ve bu potansiyelleri örgüte sunabilme şansı, örgütte verebilme şansı yaratmak lazım. Bu yüzden de örgütte çalışan insanları bir değer olarak kabul etmek zorundayız ve bu değerlerin örgüte neler getirebileceğini de tahmin etmeli ve o kapıları da açmalıyız. İnsana verilen burada önem gerektiriyor tabii ki bunun için. İşte burada humanist kuramın bir yansımasıdır. Her birey burada özellikle işi yaparken ödül ceza mekanizmasından çok her bireye kendini ifade etme şansı ve olanakları yaratmalıyız ki örgüt içerisinde birey örgütte kendini ifade edebilsin, kararlara katılabilsin ve kendi potansiyel ve zekası ve düşüncelerini örgüte aktararak örgütün daha yaratıcı, daha etkili, daha verimli ve daha sorumluluk bilincinin odaklandığı bir örgüt haline gelsin. Yani bireyi zorla çalıştırmak yerine kendini ifade ederek, isteyerek ve öz bilinçli olarak çalıştırmayı ifade etmektedir insan kaynakları yönetimi. İnsan bu kendine önem verildiğinde değerli arkadaşlar, kamu özel ayrımı yapmaksızın ülke ve örgüt düzeyinde insani hizmetlerin bütünleştirilmesinde ve bir örgütün hedeflerinin gerçekleştirilmesinde maksimum düzeyde rol alacaktır. Bu yüzden de bireylere ödül ceza yapmak yerine arkadaşlar kendini ifade edebilme, kendini tanımlayabilme ve kendi potansiyellerini örgütte sergileyebilme şansı vermek gerekmektedir. Yani insan kaynakları yönetiminin önemi de buradadır. Bu şansı verirsek ne olur diye düşündüğümüzde işte örgüt o zaman günümüzde daha etkili, daha verimli ve daha işlevsel bir örgüt haline gelebilir ve burada örgüt için daha gönüllü çalışan ve zamanını harcayan ve örgütü sahiplenebilen bireyler yani personeller üretme şansımız
olmaktadır. Yani insan artık burada bir makine dişlisi olmaktan çıkmış, örgütü geliştirebilecek potansiyeller, yani eğitsel yönden, zeka ve yetenek yönünden bütün bu potansiyellerini, öğrenme kabiliyeti, yaratıcılık kabiliyeti gibi birçok potansiyelini örgüt için kullanabilen insan o haline gelmektedir ve bu da örgütü daha diğer bu rekabet piyasasında daha öne çıkaracaktır değerli arkadaşlar. Burada baktığımızda örgüt kültürü alanında meydana gelen gelişmeler tam rekabet ortamı, değişim, yenilikçilik, teknolojik yenilikler, küreselleşme, uluslararası işletmeciliğin gelişmesi, klasik anlamda personel yönetiminin yeni bir anlayışla ele alınmasını, içeriğin önemli ölçüde değiştirilmesini ve bu yeniliklere uyum sağlanmasını zorunlu kılmıştır değerli arkadaşlar. Çünkü günümüzde artık hızlı bir teknoloji gelişme var. İnsanlar üniversitede aldığı eğitimlerle en fazla 5 ile 7 yıl arası kendini çağın standartlarında tutabiliyorlar. Bu yüzden de sürekli bir artık yaşam boyu öğrenme, yaşam boyu gelişim gibi kavramları hayatımıza girdiğini ifade edebiliyoruz. Ayrıca bir aldığımız eğitimler artık sadece kendi ülkemizde değil, tüm dünyada iş yapabilecek, yani küresel anlamda rekabet edebilecek bir uluslararası vizyonla gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bunun yolunda örgütteki her bireyi kendi potansiyellerini geliştirebilme ve kendi potansiyellerini de örgütte ve örgütsel hedeflere göre hizmet edebilir hale getirmekle mümkün olabilmektedir. Bu yüzden artık sadece bireyi sadece ve sadece emir komuta zincirinin bir parçası ve sadece bir makinenin dişlisi olarak sunarsanız çağdaş anlamdaki bu yeni dünya düzenindeki yenilikçilik, yaratıcılık, değişime açıklık gibi fonksiyonlarını geliştirebilme şansı ve böylece de örgütü bu hızlı değişen uluslararasılaşma vizyonu içerisinde yaşama şansını engellemiş oluyoruz değerli öğrenciler. İşte bu zorunluluk sonucu ortaya çıkan insan kaynakları örgütte çalışan bütün insan unsuruna bütüncül bakış açıdan bakılmasını ve bunun bir süreç olarak ele alınmasını gerektirmiştir. Bu bağlamda insan kaynakları yönetimi işletmelerin belirlenen stratejik amaçlara ve hedeflere ulaşması noktasında çalışanların memnuniyeti, gelişimi, motivasyonu ve yüksek performansının sürekliliğinin sağlanması etkinliklerinde yönetimi olarak önümüze çıkmaktadır değerli öğrenciler. Bu bağlamda baktığımızda insan kaynakları yönetimi bir yandan çalışanların üretim sürecindeki memnuniyet ve motivasyonlarının yüksek tutulmasını amaçlarken diğer yandan da işletmelerin rekabetçi üstünlük hedefleri doğrultusunda çalışanların daha etkin bir biçimde nasıl yönetilebilecekleri üzerinde durulmaktadır. İnsan kaynakları yönetiminin bu kapsamda iki temel amacı şunla ifade edilir. 1. Örgütsel verimliliği arttırmak arkadaşlar. Etkinlik ve verimliliktir yani. İkincisi de iş yaşamının kalitesini yükseltmek. Yani verimliliği arttıracağız, örgüt kazanacak ama aynı zamanda çalışanın da yaşam şartları ve üretim şartlarının kaliteli ve onu da memnun edecek düzeyde olması gerekmektedir. Buradaki memnuniyet sadece bir yüksek maaş ya da şey değil. Yani o bireyin kendini ifade edebilme, karar süreçlerine katılabilme, örgütte işbirliği yapabilme, birlikte üretme becerisi ve güvenli bir ortamda iş yapabilme gibi kaliteli yaşamın gerektirdiği unsurların örgüt içi iş ve işlerin yürütülme sürecine yani yönetsel süreçlere aktarılması ve yönetim süreçlerinin ve üretim süreçlerinin tümünün bu kalite bilinciyle gerçekleştirilmesini ifade etmektedir değerli öğrenciler. Bu bağlamda çağdaş bir işletme insan kaynakları rollerini şeydirken şu aşamaları iyi yapmak zorundadır. Birincisi planlama. İkincisi burada planlamadan kastımız plan, program, iş analizleri vesaireler. Yani bunları da işleyeceğiz arkadaşlar. İki, kadrolama, personeli sağlama, seçme, yerleştirme ve oryantasyonuna. Üçüncüsü değerlendirme ve ödüllendirme, değerleme,
temel ücret maaşlar, özendirici sistemler, yan ödüller gibi. Dördüncüsü yetiştirme ve geliştirme, eğitim ve yetiştirme, kariyerin planlanması gibi süreçler. Beşincisi endüstri ilişkileri, burada toplu pazarlık, şikayet yöntemleri, örgütlenme özgürlüğü ve benzeri, sendikal ilişkiler de yine bunun içerisinde girmektedir. Altıncısı da koruma ve geliştirme. Burada iş güvenliği, işgören sağlığı, iş yaşamının kalitesi, veri toplama ve kullanma gibi unsurları ifade etmektedir değerli öğrenciler. Bugün personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçişi nasıl olduğunu tartışmaya çalışıyoruz de birinci konu olarak. Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş ve insan kaynakları yönetiminin bugünkü anlayışla gelişebilmesi uzun bir dönemde ve çeşitli aşamalardan sonra mümkün olduğunu ilk başta biraz özetlemiştik. Personel yönetimi çalışanlar hakkında kayıt tutma faaliyeti olarak görülüp personelin ücreti, yan ödemeleri, sigorta kesenekleri gibi muhasebe kayıtları ile aldığı izinler, raporlu olduğu gün sayısı, işe devamsızlık ve geç kalma gibi konularda kayıt tutmaktan ileri gitmiyordu. Ancak buradaki bu anlayış işgöreni bir maliyet unsuru olarak ele almakta idi. Halbuki çağdaş anlayış insanı bir kaynak, bir maliyet unsuru değil, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi gereken bir kaynak olarak tanımlanıyordu. Gelişen ve değişen çevresel koşullara örgütün uyum sağlayabilmesi için insan faktörü en temel ve en dinamik faktör olarak önümüze çıkmaktadır ve örgütler için de en önemli kaynak pozisyonundadır. Bu felsefe ile ele alındığında insan kaynakları yönetiminin insana bakış açısı daha bütüncül ve sistematik olarak önümüze çıkmaktadır. İnsan kaynakları rekabetçi bir ortamda diğer üretim faktörlerinin sınırlarını zorlayabilmek için insan kaynağını tam anlamıyla kullanılabilmesi, insanın yaratıcı zeka ve yeteneklerinin de işe koşulabilmesini temel ihtiyaç olarak önümüze çıkarmaktadır değerli öğrenciler. Bu durumda örgüt çok yönlü, değişken, karmaşık, çeşitli insan davranışlarını anlayabilen, yorumlayabilen, geliştirebilen ve yönetmeye yönelik bütüncül bir anlayış ya da kültür geliştirebilmelidir. Yani o zaman burada personel yönetiminden insan kaynaklarına yönetimine geçmenin temeli bu belirttiğimiz gibi buna uygun, yani çağın değerlerine uygun bir örgütsel kültür geliştirmekten öne çıkmaktadır. Bu bağlamda baktığımızda değerli öğrenciler, örgütte personel faaliyetlerinin konusu ve daha da genişlemiş hale gelmektedir. İnsan kaynakları yönetimi bir taraftan kendi işlevlerini yerine getirirken diğer taraftan da örgütün diğer bölümlerine danışmanlık yapma ve tüm yöneticilerin bir insan kaynakları yöneticisi olması anlayışını getirme görevlerini de üstlenmiştir değerli öğrenciler. Ayrıca örgüt kuramında gelişmeler ve insan kaynakları düşüncesine olumlu katkı sağladığı da öne sürülebilir. Şimdi bazı şeyleri şu ana kadar açıklamaya çalıştık. Bu açıklamaya çalıştığımız perspektifi bir de bir karşılaştırmalı tablo üzerinden ifade olacak, genel terimlerle ifade edilecek olursak, personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimini şu tablo şekliyle karşılaştırabiliriz. Evet, personel iş odaklı bir şeydir. Yani buradaki amaç işin etkili geliştirilmesidir. İşin etkili halde yapılması ve başta belirlenen çıktılara ulaşılmasını amaçlar. Ancak insan kaynakları yönetiminde insan odaklı bir mantığı simgeler. Nedir insan odaklı mantık? Evet, iş yapılmalı mıdır? Yapılmalıdır. O niteliklerde, olması gereken nitelikte de yapılmalı mıdır? Yapılmalıdır. Ancak işi yaparken işi yapana da odaklanmak lazım. Yani sadece işin yapılıp o niteliklerin ulaşılması değil, işi yaparken insanın da mutlu olması lazım. İnsanın da kazanması lazım. İnsanın da mutlu ve mesut olması ve kendini tanımlayabilmesi lazım süreç içerisinde. İşte insan odaklılık budur arkadaşlar. Yani sadece işe odaklanmamalıyız. İşi yapan insanın da o işi yapma sürecinden mutlu olması, haz duyması ve kendini orada ifade edebilme potansiyelini sağlayabilmemiz gerekmektedir değerli öğrenciler. Yani bu da şunu yok saymıyoruz. Yani insan kaynaklarında insan odaklılık demek
ve işin temel niteliklerini karşılaştırmayalım, yani karşılamayalım. Sadece insanlar ne istiyorsa onlara odaklanalım değil. İkisini dengeleyelim demektir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. İkincisi, çalışanlarla ilgili hukuki işlemleri yapar. İKAYA'nın bir alt alanıdır. Evet, bugün baktığımızda sadece bunlar yasal sınırlar içerisindeki hususları ifade edebiliriz. Yani kurallar, kurallara dayalı olaraktan ödül ceza mekanizmaları ve buna dayalı olaraktan bir teftiş mantığını sunar. Yani insan bunu yaptı mı yapmadı mı? Yaptıysa şunun karşısında alması gereken maaş ya da ödül prim, yapmadıysa gerekli yasal şeyleri hemen cezalandırma mantığını simgeler arkadaşlar. Evet, insan kaynakları yönetiminde de bunları tamamen reddetmez. Evet, bunlar bir araç olarak, bir kontrol unsuru olarak tutulur. Ancak burada insan acaba bir şeyi hedeflenen yere ulaşamadıysa bunu cezalandırmak yerine öncelikle niye ulaşamadığının sorgulanması gerekmektedir arkadaşlar. Acaba o ulaşamamasını yol açan etmenler nelerdir? Acaba o insandan mı kaynaklanmaktadır, yoksa diğer unsurların da mı etkisi bulunmaktadır? Ya da ne kadar o insanın şeyinden kaynaklanmaktadır? Burada önemli olan, acaba çağın değişimine göre o insanı, çalışan personelimizi geliştirebildik mi? Yani burada insanın potansiyelleriyle çağın değişimi arasında dengeyi kurabildik mi? Yani bu yüzden insan burada cezalandırılması gereken bir şeyden çok geliştirilmesi ve potansiyellerinin iyileştirilmesi gereken bir unsurdur. Örgüt de bu potansiyellerin geliştirilmesine kaynaklık etmek zorundadır değerli öğrenciler. Ayrıca baktığımızda yine insan kaynakları yönetimiyle personel yönetimi karşılaştırdığımızda personel yönetimi mantığı ast-üst ilişkilerine, emir-komuta zincirine ve katı bir bürokrasiye odaklanmaktadır arkadaşlar. Daha çok personel olarak alt kademedekiler tanımlanmaktadırlar ve onlar bu emir ve komuta zinciri içerisinde örgütün amaçlarını gerçekleştirmek zorundadırlar. Ancak insan kaynakları yönetiminde personel yönetiminde kapsar bu şeyleri, ama bu ilişkiler katı bir bürokrasisi ve hiyerarşiden ziyade daha yatay ve birlikte bir takım çalışması ve takım olarak görüyor ve birlikte konulan hedefler ve potansiyellere hep birlikte nasıl ulaşabileceğimizi düşünüp birlikte karar alaraktan odaklanmayı simgelemektedir değerli öğrenciler. Dördüncü önemli noktası, personel yönetimi daha kısa vadeli günlük işleri. Var olan rutinlerdir, kurallardır ve prosedürlerdir. Ve bu kural ve prosedürler ve işlemler daha kısa vadelidir ve bu kısa vade içinde yapılması gerekenleri şeydir. Personelin bir gücü yoktur. Yukarıdakiler kararları alır, alttakiler de o kararlara uygun olarak iş ve işlemleri istenilen standartlarda yapmaya çabalamaktadır değerli öğrenciler. Ancak insan kaynakları yönetiminde bu süreci sadece üstler yönetmez. Üstlerle altlar arasındaki ilişki çok yataylaştığı için herkes bu süreçte ve hedeflerin belirlenmesinde rol almakta ve belirlenen hedefleri ve kuralları ve kaideleri birlikte belirledikleri için de o hedeflere ulaşmada yine birlikte hareket şansı mevcuttur. Bu yüzden herkesi kapsamak zorundadır. Herkesin görüşlerinin alınması, herkesin örgütsel hedefleri belirleme süreci ve yürütme sürecinde birlikte hareket etmesini beklemekteyiz değerli öğrenciler.